Şimdi bütün belgeleriyle, kanıtlarıyla şimdi şeyde bir başvurumuzu yaptık. TFF'nin resmi internet sitesinde ulusal şampiyonların şampiyonların 1924'te başladığı yer alıyor. UEFA'nın sayfasında da Türkiye Ulusal Liglerinin başlangıcı olarak 1924 tarihi net bir şekilde ifade ediliyor. 2014 yılında dönemin Spor Bakanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergesine cevabı şu olmuştur. Takımların şampiyonluluk kabul kıstası düzenlenen turnuvaların milli ve ulusal olmasıdır. Bizim de başvurumuz tam da bu çerçevede milli ve ulusal şampiyonluklarımızın resmen tanınmasıdır. Avrupa liglerinde bir sürü örnekte ortadadır. Ancak buna rağmen hala cevap yok. Dolayısıyla Yönetici arkadaşlarım yeni de başkan belirlenmiş. Bir hatırlatma yapmak için ziyarette bulundular geçen hafta. Konuyu sordular doğal olarak. Şu gerçekle yüzleştik. Tüm başvurularımıza rağmen, kamuoyundaki söylemlerimize rağmen, tüm gerçeklere rağmen Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuya dair tek bir nokta, tek bir adım bile atılmamış onlar kurun dedi, hukukçular, tarihçiler bizleri gittin, herkes tezlerini savunsun, lehte, aleyhte, sıfır. Şimdi TFF'ye sesleniyorum. Kime sesleniyorum orada onu, onu da bilmiyorum ne. Şimdi 2023 yılı sizin de 100. yılınız. Ve Türk yılını anlatan 100. yıl belgeseli yapacaksınız. Bu belgesel acaba 1959'dan başlayacak? Nereden başlayacak? Efendim? Tamam. Tamam. Şampiyonluklarda 59'dan sonra başlayacak herhalde. Ona da bir kılıf bulurlar. Fenerbahçe'nin ve diğer takımların şampiyonluklarını, Türk futbolunun tarihine yok mu sayacaklar? Bir kez daha test etmek için göreceğiz belgeselde. Bugün şunu söylemek istiyorum. TFF'nin düştüğü durum adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken bizim haksızlıklardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir günümüz daha yok. Bunu açık ve net bir şekilde sizlere ifade etmek istiyorum. Yani bir medet ummuyoruz bunlardan. Çünkü o yürek yok. O cesaret yok. İnşallah yeni gelecek ve yeni yapılacak seçimde ileriye dönük olarak bir umut, tünelin sonunda bir ışık, yeni bir sayfa açacak zemin oluşturulabilir. Bunun için önemli unsurlardan bir de seçin yerine seçim yapmak. Ama orada bakacağız nereye gideceğiz. Biz hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ama 2023-24 sezonundan itibaren armamızda bu sezonun formaları çoktan ısmarlandı. Armamızda beş yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsınız? Yemek koyacağız. Tamam. Bu beş yıldızı koyacağız. Feneryumla diğer ürünlerine şimdiden başlayacağız. Bir sezon size mesaj olsun diye üç yıldızı çıkarttık. Anlamıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Anladıklarınızı da yapamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız. Her aktivitemiz, her adımız biz bunu lefterlere... Bizi şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize hakkını helal etmemiş olur. Biz burada artık sessiz kalırsak. Medeni bir şekilde başvuru yaptık. Her şeyi sunduk. Tahammül sınırlarının ötesinde bekledik, sabrettik. Acelemiz yok dedik. Yıllardır gelen bir konu. Ya yani siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız. Yazıklar olsun size. Acaba şu an Beni seyrederken nasıl bir konuşma kalemi alıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ama lütfen, yani bakın Trabzon'da geç kalmışsınız, 5 dakika sonra yayınlamışsınız şampiyonu kutlama mesajını. Ne olur yani bu gece de benim için, bizim için, Fenerbahçe için bir mesaj girin. Girmezseniz sonra kendimizi değersiz hissederiz. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Söyleyeceğim başka şeyler var ama eminim ki sorularınızda onları da kapsayacağımdır. Size çok çok teşekkür ediyorum. Bir saatin üstünde olduğu için özür diliyorum. Bir saat de tutacağız diye. Ama inşallah bugün sizlerle paylaştıklarım sizin de buradan ayrılırken aklınızda bazı konuları daha net bir şekilde görülmesine sağlayabilir. Sağ olun, var olun. Bizi seyreden tüm taraftalarımıza da saygıyla selamlıyorum. Burada zaten yani buluşmamız olacak taraftarlarımızla yarın. Kaç bilete geldik Ahmet Bey? 10 bini geçtik. O öğle saatlerindeydi. Sabah 11 binde. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Mecburen pasolik sistemini yaptık. Sembolik 1 lira kondu. Öyle bir kural varmış ama yani bana sorarsanız paso, olmayanlar da gelsinler. Herkes gelsin. Bekliyoruz. Takımımıza moral verelim, motivasyon verelim. Onları güzel bir uğurlayalım. Meşalelerimizi yakalım. Varsa verecek mesajlarımız, pankartlarımızı yansıtalım. Hep beraber yek vücut yarın burada idmanımızı yapalım. Sağ olun, var olun. ismini ve kurumunu söylersen lütfen. Açıklayayım mı? Tamam. Onur Tuğrul Vole. Eee Sayın Başkan, devlet büyüklerine de anlatacağız bunu dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu talebiniz olacak mı? Bu pankart dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşmeniz oldu mu, olabilir mi? Eee bir de Trabzonspor resmi sayfasından, şimdi önümde de açık, 2 Mayıs'ta Başkanımız Ahmet Ağoğlu'ndan camiamıza çağrı diye 8. şampiyonumuzu singeleyen gelen anlatını sizlerin Lakin, Tek tek, tek soru sorularına. Evet ona buna gideceğim tamam. mi dedin? Evet sonra ee, başka bir, de, bir e, Ahmet Ağoğlu 8. şampiyonluk ifadesiyle iş adamlarından hani bu bağışları da açıklıyorlar her gün e, Twitter'dan. Bir anıt yapma planları e, bu konularını söylemek istersiniz? Ya da ne hamle Siz Sayın istersiniz? Cumhurbaşkanımıza ve tüm devlet büyüklerimize gideceğiz. Sayın kongreyimiz olan Sayın Soylu bizle görüşmek isterse ona da gideceğiz. Gelelim 8. şampiyonluk. Yani bir şampiyonluk atmosferinde bir kaynak yaratmak için önemli bir fırsattır. Bunu böyle bir anıtla yapmaları, biz Fener o zamanda da bir anıt yapsak nasıl olur diye düşünüyorduk. Yani kaynak yaratmak için. Gayet doğaldır ama yani kendilerini hayal dünyasında yaşayıp 8. diyeceklerse o kendi bilecekleri için o hiçbir zaman değişmeyecektir. 8 sekiz kupası, 8. şampiyonu kutluyorsanız kupa müzesinde 8 tane kupası olur. Radyo Gol, Elis busa Araç. 3 Temmuz ruhuna geri döneceğiz dediniz. Fenerbahçe'nin hangi dönemde ve nasıl 3 Temmuz ruhunu kaybettiğini düşünüyorsunuz? E ee, buna ek olarak Trabzonspor açtığı pankarttan sonra Ahmet Aoğlu'yla dolaylı olarak ya da doğrudan iletişime geçtiniz mi? Teşekkür ederim. Biz 3 Temmuz ruhu pes etmeme ruhudur. İsyan etme ruhudur takımını korumak için, takımına sahip çık. Biz o ruhu DNA'mızda her zaman vardır. Ama gerek duyulduğu zaman ortaya çıkar. O ruh tekrar şu an gerek duyulmaktadır. Onu ifade etmeye O her zaman bizim DNA'mızda var. Fenerbahçe'ye farklı kılan da budur zaten. Tarihine baktığınız zaman sadece 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye saldırılar olmamıştır. Geçmişte girerseniz pek çok dönemde olmuştur ve Fenerbahçe'de pek çok dönemde de sokaklara çıkıp takvimine sahip çıkmışlardır. Dolayısıyla son dönemde ise iki kere bizim mevcudiyetimizde kastedilmiştir. Bir tanesi FETÖ saldırısıyla, kumpasıyla, öbürü de Trabzon'daki suikast girişimiyle. Dolayısıyla o olan ruhun canlanmasından bahsediyorum. Sayın Ahmet Ağol ile görüştünüz mü dediniz. Maç gecesi, ben şahsen maça bakmıyordum. Bu pankart konusu gündeme getirildi. Ne oluyor, ne bitiyor diye baktım. Maç bittikten sonra bir iki Okuyayım ya. Niye şey yapıyorum ki size? Bir iki başkan tebrik girdi. Ben de başkanlar WhatsApp grubu var Kulüpler Birliği Vakfı'nın. Ben de oraya şu mesajı girdim. Ben de tebrik etmek isterdim ancak kesinlikle etmeyeceğim. Zira ne oldu? Zira 4 Nisan 2015'te Rize maçı sonrası havaalanına giderken kurşunlanan ve bugüne kadar suçları tespit edilmeyen olay hala hafızalarımıza kazınmışken bunu bir şampiyonluk maçında pankartlarını yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkan ile aynı masada olmayacağımızı belirtirim. Herkes her şeyin farkında. Sevgiler, saygılar.